Herkese merhabalar şekerli ve tozlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok kolay bir yöntemle tavada mayasız katmer tarifi hazırladım. Oklavasız, merdanesiz, inanılmaz derecede kolay ve aynı zamanda kat kat tel tel ayrılan bir katmer ortaya çıkıyor. Hadi bir ürün tarifimize geçelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle tabağımın içerisine 4 su bardağı un alıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptıktan sonra öncelikle karıştırıyorum. Ve sonrasında 2 su bardağı alık su kullanıyorum. Su kullanırken lütfen azar azar kullanmaya özen gösterelim. Bu arada su miktarı herkeste farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamurumu öncelikle tabağımın içerisinde güzel bir şekilde yoğuruyorum. Sonrasında tezgahımın üzerine alarak pürüzsüz bir kıvam alanı dek yoğuruyoruz. Ne kadar pürüzsüz sakız bir kıvama getirirseniz hamurunuzu bir o kadar kaliteli bir hamur elde etmiş olursunuz. Hamurun kıvamı ne çok sert ne de çok aşırı derecede yumuşacık olmadı. Ele yapışmayan normal yumuşaklıkta bir hamur elde ettim. Lütfen sert bir hamur elde etmeyelim. Dilerseniz bu aşamadan sonra 5 dakika dinlendirebilirsiniz. Dinlenen hamuru silindir haline getiriyorum ve toplamda 12 parçayı kesiyorum. Kestiğim parçaları beze haline getiriyorum. Bu arada mutlaka ama mutlaka bu tarifi şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki hiç pişman olmayacaksınız. Gerçekten 10 kat katmer elde ediyoruz bu sayede. Çok güzel bir yöntemle. Yaptığım bezeleri eklediğim tabağın içerisine e, 4 yemek kaşığı sıvı yağ eklemiştim. Ve her tarafına gelecek şekilde bezelerimi sürüyorum. Hepsini aynı şekilde yapıp bitirdikten sonra Gördüğünüz gibi elimle hafif bir şekilde bastırıyorum ve üzerlerini kapatıyorum yaklaşık bir 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bezeler dinlenirken yağını hazırlayalım. 100 gram tereyağı erittim ama tamamıyla eritmedim gördüğünüz gibi. Çünkü soğuk kullanmamız gerekiyor. 10 dakikanın sonunda bakın bezelerimiz çok güzel bir şekilde dinlendi ve artık merdane kullanmadan açabileceğiz hepsini tezgahın üzerine alıyorum. Bezelerimiz zaten yağın içerisinde beklediği için çok kolay ve de pratik bir şekilde oklavı merdane kullanmadan açabiliyoruz. İnanın bu aşama çok kolay. Çocuk oyuncağı gibi herkes kolaylıkla hazırlayabilir bu katmeri. Hepsini açıp bitirdikten sonra Tamamıyla soğumuş tereyağımı artık üzerlerine ilave ediyorum. Bu aşama önemli arkadaşlar. Lütfen tereyağımızın çok güzel bir şekilde soğuması gerekiyor. Ve üzerine birer kaşık ilave ediyorum. Sadece 6 tanesini ilave edeceğiz. 6 tanesini tereyağımla sürdükten sonra artık birleştiriyorum. Gördüğünüz şekilde üst üste getirerek yani iki tanesini bir tane yapıyorum. Üst üste getirdikten sonra toplamda 6 katmer elde etmiş oluyorum. Ve bakın çok kolay bir şekilde hemen e, hamurumuzla buluşur buluşmaz doğurdu e, tereyağımız. Hepsini bir kenara alıyorum ve tezgahımın üzerine sıvı yağlı yağladım biraz. Sonrasında ilk yaptığım bezeden açmaya başlıyorum. Bakın çok pratik bir şekilde açılıyor. Ve bu aşamaları özellikle hızlandırmak istemedim arkadaşlar sizlere daha detaylı bir şekilde göstermek için. Bakın çok nazik bir şekilde açıyorum. Çok kolay, herkes yapabilir gerçekten hiç gözünüz korkmasın. Tamamını açtıktan sonra özellikle yan kısımlarını arkadaşlar elimizle açalım ki kalın kalmasın. 2 yemek kaşığı kadar tereyağını ilave ediyorum. Ve elimle güzel bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Ve artık ortada buluşturuyorum. Katlayarak aynı şekilde bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilavesi yapıyorum ve elimle her tarafına gelecek şekilde gelmesini sağlıyorum ve 3 kata katlıyorum. Özellikle orta kısmını elimle biraz açtıktan sonra katlıyorum. Gerçekten çok kolay ve de çok pratik bir şekilde 6 tane katmer elde ettik. Hepsini aynı şekilde aynı yöntemle hazırlayıp bitirdim arkadaşlar. Ve ilk yaptığımdan açmaya başlıyorum hiç beklemeden. Bu aşamadan sonra dilerseniz incecik yapabilirsiniz. Eğer çok ince seviyorsanız katlarını veya orta bir şekilde açabilirsiniz. Tavanıza göre ayarlayabilirsiniz. Ama çok kalın kalmamasına özen gösterelim lütfen. Bu aşamada da çok kolay açılıyor gördüğünüz gibi. Tavamı çok güzel bir şekilde ısıttım. Ve ortadan biraz daha yüksek olacak şekilde ateşimi açıyorum. Ve üzerine yaklaşık bir Yarım tatlı kaşığı tereyağından ilave ediyorum. Ve artık pişirmeye bırakıyorum. Böyle göz göz kabarcıklar oluştuğu zaman ters çeviriyorum. Düz ters yaparak arkadaşlar arada sırada kendi kendine kabarıyor. Tabi kabarması biraz zaman alıyor. Yani hemen tavaya koyar koymaz kabarmıyor. Kabarması için yaklaşık 1 dakikamızı alıyor. Bunu da belirtmiş olayım bakın çok güzel bir şekilde kabardıktan sonra artık pişiyor gördüğünüz gibi bir sayede içerisinde kat kat tel tel olmuş oluyor ve şimdiden bile gerçekten iştah kabartan bir katmer ortaya çıktı hepsini aynı bu şekilde aynı bir yöntemle pişirmeye devam ettim arkadaşlar ve çok kolay bir şekilde artık katmerlerim hazır şu katmerlerin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten iştah kabartan bir katmer ortaya çıktı. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki Allah'ın izniyle denedikten sonra memnun kalacaksınız. Katlarını saydım sizler için. Gerçekten 10 kat katmer elde ettik. Hem de çok pratik bir şekilde. Hepsi incecik tül gibi. Tarifimi beğendiyseniz Beğeni vermeyi unutmayın arkadaşlar ve yorum bırakmayı gerçekten yorumlarınız ve fikirleriniz benim için çok önemlidir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.